Herkese merhaba ve iyi haftalar. GCM Menkul Kıymetler Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu temel analiz, ekonomik takvim ve veri yorumlama eğitimine hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben araştırma uzmanı Enver Erkan. Bugün genel hatlarıyla temel analiz, ekonomik takvim ve veri yorumlama eğitiminde sizinle beraber olacağım. Tabii şimdi eğitimimize başlamadan önce bunun bir ekonomi eğitimi olmadığını vurgulamak gerekiyor. Burada daha çok fiyatları etkileyecek olan temel faktörler. Bunlar tabii en başta tabii ekonomi bunun önceliklisi ve belirli periyotlarla açıklanan ekonomik veriler veya ülkelerin para politikası otoritelerinin yapmış olduğu açıklamalar. Siyasi olaylar, doğal afetler aslında her türlü şey yani bir varlığa olan talebi etkileyecek her türlü unsur aslında temel analizin konusu oluyor. Yani bunun içerisinde sadece nümerik veriler yok. Her türlü unsur var. Trump'ın bir açıklaması da olabilir. İşte şu an gündemden örnek vermek gerekirse şu an Orta Doğu siyasetine ilişkin durum da olabilir. Tabii o ülke varlığına olan talepleri en çok etkileyen unsur onun ilk başta ekonomidir. Dolayısıyla biraz tabii ekonomi tabanlı bir sunum olmakla beraber her türlü faktöre değineceğiz. Burada ekonomik takvimleri etkin bir şekilde kullanmayı bilmek gerekiyor. Ve ekonomik takvimi kullanırken de o açıklanacak verinin hem önem derecesine ilişkin bilgi sahibi olmak gerekiyor. Hem de aynı zamanda hem daha önce açıklanan datalara ve beklenen datalara ilişkin bilgi sahibi olmak gerekiyor. Zaten sonrasında o son değerdeki sapma bize az çok fiyatın ne tarafa doğru gideceğine yönelik bir bilgi verecektir. Burada ilk değer dediğimiz şey ekonomik takvimde önceki değer anlamına gelen o ilgili datanın son açıklaması, son okuması şeklinde söyleyebiliriz. Ondan sonra bir beklenti var. Beklenti nasıl ortaya çıkar? Neye göre oluşuyor beklenti? Piyasaya ekonomik tahmin anketlere tahmin gönderen ekonomistlerin, analistlerin tahminlerinin bir ortalamasıdır bu. Ve beklenti olan değer fiyatın içinde kabul edilir. Dolayısıyla fiyatta hareketi yaratacak şey beklentiden yukarıya veya aşağıya doğru olabilecek sapmadır. Burada mesela ekonomik takvim üzerinde örnek vermek gerekirse, mesela en altta 15-30 Amerika Üretici Fiyat Endeksi ÜFE verisi diyor. Burada önceki okuma 0,6, beklenti 0,1 şeklinde. Yani piyasadaki beklentinin düşük tutulduğunu görüyoruz. Bu da açıkçası düşük gelecek bir ÜFE değişiminin piyasa beklentileri dahilinde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla 0,2 gibi, 0,3 gibi beklenti üzeri veriler yukarı yönlü sürpriz yaratacak veriler olacaktır. Bu da tabii pozitif olacağından yukarı doğru sürpriz yaratacak bir veri. Mesela dolar tarafında değerlenmeye sebebiyet verebilecektir. Ya da tam tersi bir şekilde 0,1 değil de 0 veya eksi bir değer açıklanacak olursa bunun da yine Amerikan doları tarafına negatif yönde etki yapması beklenebilir. Beklenen değer bu açıdan önemli. Tabii her zaman böyle teoride olduğu gibi olmuyor bu iş. Yani biraz mesela şöyle diyelim daha değişik nitelikte bir veri. Mesela şurada Almanya ZEW endeksi. Mesela ele alalım. İşte 78 puanlık bir değer bekleniyor. Mesela bu 77,9 geldi diye illaki euro aşağı hareket edecek diye bir şey yoktur. Yani biraz da niteliksel olarak da
iyi veya kötü olarak değerlendirilebilecek bir veri şeklinde gelmesi lazım. Yani birebir moda mod o şekilde gerçekleşmiyor fiyatlamalar. Ya da mesela 78 beklenirken 78,1 geldi diye mesela euro yukarı da hareket edecek diye bir şey yoktur. Yani o daha çok işte piyasa koşulları, konjüktürel durum ve tabii hani piyasanın biraz da gelen veriyle alakalı, gelen açıklamayla alakalı hissiyatına, moduna bağlı bir durum biraz da. Bunun tabii en bariz şeklini Amerika istihdam raporu, tarım dışı istihdam verisinde çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Orada sadece izlememiz gereken bir tane nümerik veri yok, bir sürü ayrıntı olduğundan dolayı zaman zaman karışık fiyatlamalar meydana gelebiliyor. Burada temel analizin konusunun içerisinde neler giriyor? Tabii anlaşılacağı gibi her türlü arzı talebi belirleyecek her türlü faktör, makro ekonominin konusu olacak her türlü unsur, genel piyasa modu, tabii önemli kişilerin, bunlar Merkez Bankası yöneticileri de olabilir, ülke liderleri, siyasi kişilikler de olabilir. Burada mesela Trump'ın resmini koymuşuz. Şu anda dünya siyasetinde en etkili kişi olduğundan, ettiği her söz, attığı her tweet piyasaları etkileyebiliyor. Bunların hepsi temel analizin konusu içerisine giren şeyler. Burada tabii ekonomik takvimin üzerinden geçmiştik. Yine tabii birkaç tane tarihsel örnekle de beraber bu ekonomik takvim kullanımı işini biraz pekiştireceğiz. Mesela burada tarım dışı istihdam demiştik. Mesela tarım dışı istihdama ilişkin mesela ayrıntılar, şurada 16-30 periyodunda açıklanan her veri aslında manşet tarım dışı istihdam verisinin bir ayrıntısı. Ve mesela buradaki veriyi bir değerlendirelim isterseniz. Şubat ayı tarım dışı istihdam 200 bin beklenti 235 bin gelmiş. O gayet pozitif bir veri olarak görünüyor. Yine aynı şekilde işsizlik oranı 4,8'den 4,7'ye gerilemiş. Beklenti de zaten bu yöndeymiş. Hani beklentiye paralel ama mesela önceki 4,8, işsizliğin 4,8'den 4,7'ye gerilemesi de olumludur. Mesela bu açıdan da değerlendirmek lazım. Ve tabii güncel olarak baktığımız, bizim daha çok şu an tarım dışı istihdamdan çok neye bakıyoruz? Biz ücret artışlarına bakıyoruz. Ücret artışlarında biraz karışık bir durum var. Yani resmin biraz nasıl söyleyeyim, yani karışmasına neden olmuş ücret artışları. Çünkü bakıyoruz, ortalama saatlik kazançlar %0,3 artması beklenirken %0,2'lik beklentinin altında bir artış göstermiş. Dolayısıyla bu manşette iyi olan veriyi biraz bozan bir ayrıntı. Ama mesela bir de önceki datalara bakın. Mesela önceki dataların bazıları kırmızı yazılmış, bazıları yeşil yazılmış. Bu ne demek? Şimdi geçmişe dair ekonomik veriler de bazen yeni veri açıklamalarında yukarı veya aşağı yönlü revize edilebiliyorlar. Buradan da baktığımız üzere mesela Şubat ayı tarım dışı istihdam, değil mi? Önceki değer Ocak ayı tarım dışı istihdam açıklaması. 238 bin ne yukarı doğru revize edilmiş. Demek ki normalde Ocak ayında daha aşağıda bir veri açıklanmıştı. Muhtemelen 220 bin gibi bir şey açıklanmıştı. Onu mesela yukarı doğru revize etmişler. Hani geçmiş serilerin yukarı doğru revize edilmesi ileriye dönük verilere ilişkin tahminleri de etkileyebileceği için yukarı revize edilmesi pozitiftir, aşağı revize edilmesi negatiftir. Mesela burada tarım dışı istihdam verisinde hem önceki istihdam verisinin yukarı revize edilmesi hem de saatlik kazançlar verisinde önceki datanın yukarı yönlü revize edilmesi aslında hani net de pozitif bir data elde etmişiz yorumunu yaptırabilir açıkçası. Tabii FX piyasası son derece dinamik bir piyasa. Yani anlık fiyatlamalar ve daha sonra asıl fiyatlamalar da değişkenlik gösterebiliyor. Biraz o tabii piyasanın algısına bağlı ve piyasa aslında neyi ne zaman görüyor ona bağlı. Tabii ilk gözü çarpan manşetteki değişim, manşet verilerdeki değişim olduğundan dolayı
Mesela burada ilk etapta dolarda hızlı bir yukarı yönlü fiyatlama yapması normaldir. Ama mesela saatlik kazançların düşük geldiğini gören piyasa daha sonra dolardaki kazanımların bir kısmını geri verebilir şeklinde bir yorum getirebiliriz. Burada da önem derecesi en yüksek verileri yukarıda sıralamış durumdayız. Bunlar bir ülkede yani ekonominin resmini en net şekilde ortaya koyan verilerdir. Nedir bunlar? Gayri safi yurt içi hasıla ya da milli gelir diyebileceğimiz, büyüme oranı diyebileceğimiz gayri safi yurt içi hasıla artışı. İstihdam verileri, işsizlik oranı, istihdam değişimi gibi. Faiz oranı, tabii merkez bankalarının açıklamış olduğu faiz oranları, ülkeye giren para miktarını, ülkeden çıkan para miktarı üzerinde tabii belirleyici olması itibariyle son derece önemli. Ve tabii fiyatların genel seyrini gösteren enflasyon verileri hem TÜFE enflasyonu, tüketiciye yansıyan nihai enflasyon hem de maliyetleri gösteren üretici enflasyonu ÜFE. Bunlar genel olarak ülke ekonomilerinin resmini en net şekilde ortaya koyan önem derecesi en yüksek veriler ve tabii ki önem dereceleri yüksek olduğundan dolayı ilgili varlığın fiyatını gözle görülür şekilde etkileyebilirler. Haliyle piyasa bu tarz verilerin açıklamasında fırsat arar kendine. Şimdi slaytları ilerletirken birkaç tane canlı örnek üzerinden gitmekte fayda var. Mesela Amerika'dan açıklanan tarım dışı istihdam verisinin euro dolar paritesi üzerine yapmış olduğu anlık etki. Hemen şu şekilde kaba bir yorum yapmak gerekirse Amerikan tarım dışı istihdam verisi 246 bin beklenirken 126 bin ile beklentinin bayağı altında açıklanmış. İşsizlik oranı %5,5'ta sabit kalmış. Ortalama saatlik kazançlar %0,2 beklenirken %0,3 şeklinde artış göstermiş. Yani istihdam değişimi olumsuz ama saatlik kazançlara baktığınızda da olumlu mesela. Piyasa bu veriyi nasıl okuyacak? Euro dolar paritesinin 30 dakikalık grafiğine baktığımız zaman 30 dakikalık mumda yukarı yönlü çok ciddi bir hareket gerçekleştiği görülüyor. Yani piyasa burada manşet verideki olumsuzluğu dikkate almış ki aslında beklentiyle kıyasladığımız zaman yani bayağı da düşük bir istihdam değişimi ya yani aşağı yönlü ciddi bir sürpriz yaratmış. Ki muhtemelen yani ortalama tahmin 246 bin ama muhtemelen 126 bin tahmin eden bir ekonomist de çıkmamıştır mesela. Dolayısıyla piyasada sürpriz etkisi yaratan bir veri olduğundan dolar tarafına negatif bir fiyatlama getirdi. Dolardaki değer kaybı da euro dolar paritesine yükseliş olarak yansıdı. Ha, mesela ilerleyen şeyde fiyatlama dinamikleri değişim de gösterebilir. Mesela yarım saatlik mumun ardından euro dolar paritesinde yükselişin devamının gelmediğini görüyoruz. Ya paralel hareket etmiş ya da aşağı doğru biraz realizasyon yapmış. Onu da mesela ortalama saatlik kazançların beklenti üzerinde gelmesine bağlayabiliriz. Çünkü güncel konjüktürü takip eden izleyicilerimiz şu anda duruma biraz daha hakimlerdir elbette. Mevcut durumda Amerikan Merkez Bankası Fed politikasını belirlerken neye bakıyor? Enflasyona bakıyor. Ve enflasyon en önemli belirleyicilerinden bir tanesi de saatlik kazançlar olduğu için şu anda gündem biraz daha istihdam değişiminden saatlik kazançlara doğru kaymış durumda. Haliyle piyasa manşet veri kadar saatlik kazançları da dikkate alıyordu. Ama mesela eskiden istihdam verisi de sorunlu bir kalem iken işsizlik oranı şu anda olmuş olduğu seviyeden çok daha yükseklerde iken tam istihdam seviyesinde bu kadar yakın değilken piyasada en net fiyatlama istihdam değişimi mesela yaratıyordu. Bunlar tabii gündeme göre değişen unsurlar ama dediğimiz gibi canlı örnek beklentinin altında kalan istihdam değişimi verisinin yarım saatlik periyod içerisinde euro dolar paritesini yukarı doğru etki yapmış olduğu, dolarda değer kaybına neden olmuş olduğu gözükmekte.
Buradan merkez bankalarına geçmek gerekiyor. Hemen birkaç tane önemli şahsiyet. Fed Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, Almanya Merkez Bankası Bundesbank Başkanı Jens Weidmann ki 2019'da görevi bırakacak Draghi'nin yerine en önemli aday olarak görünüyor. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda ve bizim Merkez Bankası Başkanımız Murat Çetinkaya. Bu kişiler, Merkez Bankası başkanları, yani nasıl diyelim, o ülkenin para politikası ve dolayısıyla para birimi üzerindeki en yetkili ağız olmaları itibariyle yapacakları açıklamalar, ekonomiye ilişkin görüşleri, faiz oranlarına ilişkin verebilecekleri sinyaller gibi unsurlar piyasalar tarafından çok dikkatle dinleniyor ve haliyle yani ağızlarından çıkan her türlü söz, her türlü öngörü piyasada fiyatlamalara konu edilebiliyor. Dolayısıyla özellikle merkez bankaları faiz toplantılarından sonra Merkez Bankası başkanlarının yapacakları para politikası açıklamaları son derece önemli bu noktada. Tabii her konuşmaları aynı şekilde önemli olmuyor. Ama özellikle böyle piyasanın çok merak ettiği durumlarda. Mesela şimdi bizde güncel olarak mesela ne bekleniyor? İşte Amerikan Merkez Bankası Fed işte faizleri arttırıyor. Faizleri ne kadar daha arttıracak? Ne kadar hızlı arttıracak? Bu konuda bankanın açıklamaları, Powell'ın açıklamaları ki eskiden Yellen'ı izliyorduk. Yellen daha yeni değişti. Powell geldi yerine. Powell'ın açıklamaları bu yönde nasıl olacak? İşte yine Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alım programları ne zaman varlık alımlarını kesecekler, faizleri arttıracaklar. Mesela o konuda Draghi'nin ağzına bakılır. Bizde de mesela aynı şekilde işte enflasyon yükseliyor, kur yukarı gidiyor, Merkez Bankası ne yapacak, ne gibi aksiyonlar alacak? Mesela o konuda da ona en iyi yanıt verecek kişi Sayın Murat Çetinkaya'dır. Dolayısıyla mesela ne var? 25 Nisan'da Türkiye Merkez Bankası'nın faiz açıklaması var. TL açısından son derece önemli. Faizler arttırılacak mı, arttırılmayacak mı ya da buna ilişkin başka bir şeyler yapılacak mı? Kur volatilitesini önlemeye veya enflasyonu düşürmeye yönelik Merkez Bankası ne gibi adımlar atacak? Bu konuda 25 Nisan'da Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamalar ve yine 30 Nisan'da enflasyon raporu kapsamında Murat Çetinkaya'nın yapacağı konuşma son derece kritik. TL fiyatlamasında muhtemelen derinden etkileyecek. İşte bunun gibi unsurlardan dolayı merkez bankalarının politika açıklamaları ve Merkez Bankası başkanlarının, yetkililerin açıklamaları son derece önemli. Ve tabii burada analiz konusu. Burada da yine canlı bir örneği Avrupa Merkez Bankası faiz açıklaması ve Draghi'nin basın toplantısından sonra Euro dolar paritesinde neler yaşanmış. Saat 15.30 Draghi'nin konuşmaya başladığı zaman dilimi ve 15.30'da Draghi Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alımlarına başlayacağını yani para politikasını genişleteceğini, para arzını arttıracağını ve faizleri düşük seviyelerde tutacağını açıklamasının ardından ciddi şekilde değer kaybetmiş görünüyor. Ki Draghi konuşmadan önce 1.17'lerde, 1.17'ye yakın bir yerde fiyatlama yapan Euro dolar paritesinin Draghi konuşması sonrasında 1.11 seviyesine kadar düşüş gösterdiği ve hatta bu oluşan fiyat eğiliminde daha da aşağılara düşebileceği şeklinde bir görünüm ortaya çıkmış. Yani önemli bir açıklama ve fiyatlamaları derinden etkilemiş ve Euro da ciddi şekilde değer kaybına neden olmuş. Yine benzer bir şekil, bu sefer Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda'nın bir açıklamasının Japon yeninde nasıl bir fiyatlamaya neden olduğu gözükmekte. Dolar yen paritesi bu grafik. Japonya Merkez Bankası yenin aşırı değer kazanması nedeniyle
yen daha fazla değerlenmesin diye piyasalara müdahale etti. Japonya Merkez Bankası'nın direkt piyasalara müdahalesi Japon yeninin hızlı bir şekilde değer kaybetmesine neden oldu ve mesela ilk fiyatlamanın ne kadar sert yapıldığını görüyorsunuz açıklamanın geldiği zaman dilimi içerisinde. Dolar yen paritesinde 400 piplik bir yükseliş olarak yansımış ki daha sonra bir süre yatay seyreden paritenin muhtemelen oluşan yenin piyasa eğilimiyle beraber kazanımlarını arttırdığı gözlemlenmekte. Bunu da canlı bir örnek olarak yine göstermiş olduk. Ve tabii ekonomi dışı faktörler. En başta da siyaset. Dünya siyaseti bunun içinde geliyor. Veya nasıl diyelim işte herhangi bir emtia mesela ne olsun bu maden de olabilir. İşte altın, gümüş gibi kıymetli madenler de olabilir. Veya tarımsal emtialar, sanayi metalleri gibi olabilir. Mesela bunları üreten ülkelerin veya bunların büyük alıcısı olan ülkelerin ekonomilerine ilişkin durumlar etkili olabilir. Yine aynı şekilde özellikle tarımsal emtialar açısından düşünecek olursak hava şartları oldukça önemli. Doğal afetler oldukça önemli. Yani her türlü üretimi arzı ve talebi etkileyecek her türlü faktör bunların fiyatlamasını etkiler. Burada da mesela bir buğday grafiği görüyorsunuz. Şimdi buğday tarafında hangi gelişmenin nasıl bir şekilde fiyatlandığı görünüyor. Burada buğday tarafında Rusya önemli bir üretici. Dünyanın en büyük 6. ihracatçısı konumunda. Dolayısıyla o tarafta olan gelişmeler biraz buğday fiyatları üzerinde etkili oluyor. Burada da şöyle belirtmişiz. Bu 2013-2014 dönemine ait bir grafik. 2014'te bu Rusya-Ukrayna gerginliğinin arttığı, Kırım'ın Rusya'ya katıldığı, sonrasında Rusya ile Batı dünyasının arasının açıldığı ve Rusya'ya yaptırımların uygulanmaya başlandığı bir dönem. Dünyanın en büyük 6. ihracatçısı, hükümete yönelik eylemler, referandum süreci ve Kırım'ın Rusya'ya katılması, sonrasında devam eden çatışmalar ve mevcut ekonomik durumun daha da bozulması, bunların buğday arzını olumsuz yönde etkilemesi beklentisiyle beraber buğday fiyatlarının yukarıya doğru bir hamle yaptığını görüyoruz ki burada da yaklaşık günlük grafiği bu buğday emtiyasının 550 seviyelerinden en yüksek noktayı ele alalım 730 seviyelerine kadar yani neredeyse 180 dolarlık bir yukarı doğru hareket yapmış olduğunu görüyoruz ki bu önemli bir sıçrama ve tabii öncesinde önceden gelen fiyat trendini de direkt olarak değiştiren bir gelişme olarak bunu da hatırlamış olduk. Ve tabii krizler. Şimdi sol tarafta bir yangın dedektörü görüyorsunuz. Ve onun hemen sağ tarafında yer alan gazete küpürü. Lehman Shock Hits World Markets. Lehman Brothers şoku piyasaları alt üst etti şeklinde bir gazete haberi var. Bu 2008 küresel krizinin fitilini ateşleyen gelişme. Lehman Brothers'ın batması ve sonrasında küresel krizin resmen başlaması ki resimlerden de zaten piyasalarda yaşanan durum yeterince anlaşılıyordur. Hani böyle bir durumda da tabii piyasanın önceliği kriz haline geldiğinden dolayı açıklanacak irili ufaklı verilerin biraz önemi azalıyor haliyle ve piyasanın ana konusu bu haline geliyor. Dolayısıyla bu da ilgili varlıkların mesela ne olur krizlerde işte hisse senetleri hızlı bir şekilde düşer. İşte ilgili ülkenin
veya ülkelerin para birimleri hızlı bir şekilde değer kaybeder. Piyasa biraz daha böyle enflasyondan korunma araçlarına doğru yönelir. Daha güvenli gördüğü işte faiz içeren enstrümanlardan kaçar da şeye gider. Mesela altına eğilim gösterir ya da nasıl diyelim işte Japon yeni gibi İsviçre frangı gibi para birimleri biraz daha güvenli varlık olarak görülürler. Onlara doğru eğilim artar. Yani risk barometreleri dediğimiz belli başlı enstrümanlara talep artarken piyasa moralinin yüksek olduğu zamanlarda talep gören daha riskli enstrümanlara olan talep azalır. Kriz fiyatlaması da yine bu açıdan önemli. Bu noktada bizim anlatacaklarımız bu kadar. Eğitimimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Sorun